Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 30 bin kişilik ailemize katılırsanız bizleri memnun edersiniz. Sevgili Kadıköy Sokak ailesi gerçekten teşekkürler. 30 bin abone dedik ulaştınız ve 30 bin 100 olmaya çok az kaldığı için videoları izleyip beğenilir atıp yorumlarınızı sunduğunuz için yorumlarda Fenerbahçe değerlerine sahip çıktığınız için Yorumlarda gördüğünüz küfürlük kişilere gereken cevapları verdiğiniz için. Bu kanala her türlü destek ve katkınız için, bu kanalın büyümesine katkınız, desteğiniz ve emeğiniz için ve daha aklıma gelmeyen onca şey için. İyi ki varsınız Kadıköy Sokak ailesi, iyi ki varsın Fenerbahçe ailem dedim arkadaşlar ve bu sözümü de arkasında durarak tekrar ediyorum. Sizlerin sayesinde bu kanal büyüyor ve sizlerin destekleriyle de daha da büyüyecektir. Arda Güler Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesi 2025'e kadar uzatılmış ve bu TFF'ye bildirilmiş. Öncelikle duyumumun doğru çıktığı için duyum kaynaklarıma da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aylar önce söylediğim herkesin 5 milyon euroya bilmem kaç dakika oynamazsa serbest kalır dediği dönemde bile 2025'e kadar sözleşmesi uzatılacak. Rahat olun vesaire vesaire vesaireyi unutmayın arkadaşlar. Bu bir. İkincisi burada 2025'e kadar uzatma falan filan değil. Burada başka bir mevzu var. Hani 1500 dakika oynamasa 5 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı büyük Birçok takım ilgileniyordu. Barcelona, Paris Saint Germain, Napoli falan. Ve ee, oyuncunun sözleşmesi hani ne diyor? Şu an yeni sözleşmede bir şey var mı? Genç oyuncunun sözleşmesi 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsıyor. 18 yaşındaki genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktı. 32 resmi maç, 6 gol, 5 asist kaydetmiş durumda ama dediğim gibi duyumun doğru çıkması beni sevindirdi. Di ya gündemi meşgul eden isim. Sezon sonunda Juventus'tan ayrılması bekleniliyor. Angel Angel Di maria'nın Avrupa'dan Asya'dan birçok takım talip durumda ki Süper Lig'de de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddiaları var ve Arap kulübünün yanı sıra Barcelona Benfica'da ilgi gösteriyormuş. Avrupa'da kalmak istiyor deniliyor gelen haberlerden. Ama Messi faktörü. Messi'nin Barcelona'ya dönmesi halinde İspanyol devine gitmesi bekleniyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir ismi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın almasını beklemiyorum. Hocam kıskanma Galatasaray'ı Icardi getirdi bunu mu getiremez? Bakın arkadaşlar şurada bir, şurada bir zekanızı konuşturun. Icardi sorunlu bir futbolcu olduğu için Galatasaray getirebildi. Bak sorunlu bir futbolcu olduğu için. <laughs> Ama şimdi Türkiye Ligi'ne geldi. Kısa hani az maç çok gol sayısına ulaştım. Şu an istediği yere gidebilir. Şimdi Di Maria böyle bir şeyde değil. Kariyerinin son döneminde çok iyi bir performans. Bu sezon 35 maç e şey 38 maç ve 35 yaşındaki Di Maria 8 gol 7 asist kaydetmiş durumda. Yani taliplisi bol. Marka değeri yüksek bir isim. Ben Türkiye'ye adım atacağını zannetmiyorum. Hocam Galatasaray'ı kıskandığın için hayır. Doların 20 lirayı gördüğü için. Tabi bu televizyon verilerinde, internet verilerinde 20 lira. Serbest piyasada hani döviz satan yerlerde 21-22 lira civarında bir ücrete tekabül ediyor. Bu paralara böyle isimler artık hemen hemen imkansız. İmkansız. Ha, ne yapmamız lazım? Şampiyonlar Ligi'ne 2 tane 3 tane takım gönderecek bir koruma sahip olmamız lazım. İlk 2-3 takım Şampiyonlar Ligi'ne giderse en azından para kazanırlar. Anadolu takımlarından topçu alırlar. Anadolu takımları sattığı topçularla geçinir. Büyük takımlar oraya gitmeyle geçinir falan filan. Aksi türlü takım arkadaşlar. Ben Dimari için bir kez daha söylüyorum. Ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a gelmeyecek. Dediğimi de unutmayın. Lincoln'a yönelik eden transfer iddiası. Fenerbahçe'nin futbolcusu Lincoln Henrique Portekiz basınını Ojogo'ya dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. <laughs> Jorge Jesus Fenerbahçe'ye gelmeden önce benimle konuştu. Beni ikna etti. Gerçekten o çok harika bir teknik adam. Türkiye'yi zaten biliyordum. Bonservisim Gremio'dayken Rize Spor'da kiralık bir dönem geçirmiştim. Ülkeyi ve kültürünü çok seviyorum. Çok güçlü ve rekabet düzeyi yüksek birlik. Her takımda kaliteli oyuncular var. Şampiyonluk kolay değil ama henüz şansımız var. Takım arkadaşlarımın kazanması için dua edeceğim. Hala şampiyonluk hayali kurabiliriz diyor. Yani Jesus da görüşmem etkili oldu. Bana takım ve lig hakkında ne düşündüğümü sordu. Ona Rizal Spor dönemindeki deneyimlerinden bahsettim. Onunla konuşmak transfer için. E, transferi benim için kolaylaştırdı diyor. Şimdi Porto'yla ilgili bir iddialar ortada. Porto'nun istediğine dair. Porto'dan hiç teklif almadım. Porto ile ilgili çok fazla söylenti çıktı ama Santa Clara yöneticilerinden anladığım kadarıyla hiç teklif gelmedi. Bu Oradayken teklif gelmediği sürece Portekiz'deki herhangi bir takımda oynayacağımı, oynayamayacağımı biliyordum. Porto iddialarını duyduğumda beğenmediğimi söyleyemem. Porto'nun büyüklüğünü herkes bilir. Hayran olduğum bir Avrupa devi. O dönem benimle ilgilenen Fenerbahçe dışında iki kulüp vardı. Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum diyor. Şimdi sakatlıkla ilgili bir açıklamada bulunuyor ama arkadaşlar bakın bunun sakatlığına ilgili ben size enteresan bir şey söyleyeceğim. Sezon başı kampını kaçıracak gibi ama şimdi kendisi de şu cümleyi kullanıyor. Bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği en kötü sakatlığı yaşadım. Bugüne kadar sakatlığından dolayı en fazla 2 hafta kaçırmıştım. Şimdi 2 ayına kadar devam edecek. Oynamayı seviyorum. Bu yüzden çalışıp daha güçlü döneceğim diyor. Mayıs bitmek üzere zaten. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 5 ay. Total süre 8 ay belirlendi arkadaşlar. Lincoln'un sakatlığı için total süre 8 ay belirlendi. Ancak fiziksel gelişim çeşitli şeylerle destekleme derken 5 aylık bir süreye düşebilir. Yani Haziran Temmuz başı gibi Temmuz ortaları gibi dönebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Haziran Temmuz demişken 22 Haziran'da şu maçıyla başladığımız serüven yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıldır Fenerbahçe maçlara çıkıyor arkadaşlar. Bakın şukup ilan başladım yaklaşık bir yıldır. Şimdi Şampiyonlar Ligi elemesiydi, Avrupa Ligi elemesiydi, Cartıydı, Curtuydu derken sezon açılışı 3 3 Temmuz'u bulur gibi duruyor. Yani 3 Temmuz'da takım toplanır gibi duruyor. Hazırlık maçları da 13-14 Temmuz'dan sonra başlar gibi duruyor. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Luan Perez en iyi döneminde belki de kariyerinin en iyi döneminde en uzun sakatlığı bizde yaşadı. Lincoln en iyi döneminde kariyerinin en uzun sakatlığını bizde yaşadı. Batshuayi en verimli döneminde kariyerinin en uzun sakatlığını bizde yaşadı. Ya bizde de bir şeylik yok değil. Büyüm yapıyorlar, muska mı yapıyorlar? Hakikat ya aklıma takıldı benim. Hani şu Galatasaray maçlarından önce derbilerden önce Vodo büyüsü, Modo büyüsü falan yapıyorsunuz ya. Yapın Galatasaray Ankara gücü maçında. Yapın Antalya Spor'a Fenerbahçe maçında. Yapın Galatasaray'a Fenerbahçe maçında. Yapın Başakşehir'e Fenerbahçe maçında. Hadi bakalım büyücüler, muskacılar. Şimdi Fenerbahçe'de de Antalya Spor mesaisi başlamış durumda arkadaşlar. 30 Mayıs Salı günü. Fraport'ta Antalya Spor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Canbar testlerinde, Jorge Jesus yönetiminde çalışıldığı koşul ısınma koordinasyon. Ardından iki grup 5'e 2 taktiksel bireysel çalışmalarla tamamlandı. Salı günü bütün maçlar aynı anda. Sonra pazar günü lig maçlarımız fiili olarak bitiyor. Allah hayırlısını versin arkadaşlar hakkımızda. Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer işte yeni golcümüz ya da golcüsü. Şimdi bu haber iddialı bir haber. Ben bu başlığı alıyorum. Birazcık da okuyayım haberi. Bu sezon golcüleri formda olmasına rağmen sezon sonunda yaşanabilecek ayrılıklar ki şey normal olabilir. Ayrılıklı nedeniyle Fenerbahçe şimdiden işe sıkı tutmak istiyor. Salah transfer bombasını patlatmak üzere. Şimdi kim hocam kim hocam İtalyan'ın dev kulübü Inter'de forma giyen 37 yaşındaki Edin Ceko transfer edildi. Transfer edildi. Sanlacivertlere İtalya'nın İtalya Ligi'nin dev kulübü Inter'de forma giyen boşnak golcü Edin Ceko te te teklif edildi. Ay pardon transfer edildiğince daha önce Süper Lig devleriyle adı birçok kez anıldı. Yaşı 37 oldu. Başkan Ali Koç menajeriyle görüştüm. Ve başkanım isterseniz Ceko için girişimde bulunalım dedi. sansasyonel isimler isteniliyor. Bir yıllık kadro kurma peşinde Ali Koç. Şimdi buraya kadar mantıklı. Bir yıllık kadro kurmak istiyorsan. Hani Fenerbahçe'de biliyorsun bir yıl sonra seçim var. İster olağanüstü seçim olsun ister olmasın. Yine o bir yıl sonra seçim var. 37 yaşında bir futbol. Hocam Edin Ceko'nun kalitesini biliyoruz. Ya biliyorsun da 37 yaşında. Yani 37 yaşında. İntel'le sözleşme sezon sonunda bitecek güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Bu sezon 31'lik maçı 9 gol 4 asist. Yani 13 gollük katkı. Toplamda 49 maçta görev almış 14 gol 5 asist. Kariyerinde 735 maçta 323 gol 145 asist yapmış birisinden bahsediyoruz. Yalnız burada şu araya gireyim. Dakika benim için daha önemli. Dakika bazında. 2791 dakika. Toplam 31 maç arkadaşlar. Bir de 1 dakika uzatma olsun. 31 maçta 14 gol 5 asist. Azım sanacak bir rakam mı? Bence azım sanmayacak bir rakam. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta 775 dakikada 4 gol 1 asist. Serie A'da 31 maçta 1679 dakikada 9 gol 4 asist. Yani e, İtalyan Süper Kupası'nda 71 dakikada 1 golü var. Şimdi geçmişini biliyoruz. Hani Çek Cumhuriyeti'nde, Bosna Hersek'te, e, Wolfsburg, Manchester City, Roma, tekrar City, tekrar Roma, Inter ve hani piyasa değeri 4 milyon euro iken 2014 Ağustos 2021'de yani yaşı 35 iken Roma, Inter'e 2.8'e sattı. Aslında Fenerbahçe'nin işte en büyük hatası bu. Yani alabileceğin yaşta futbolcu. Bak bu futbolcular kolay kolay şey yapmaz. Ama arkadaşlar ben bu transferin gerçek gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Siz yine benden tavsiye iki isme odaklanın. Bir Roberto Firmino, iki Musa Dembele. Yani iki isme odaklanın. Hocam niye iki ismi sürekli söylüyorsun? Arkadaşlar bir Firmino boşa çıkıyor. Menajerlik şirketi e, Rogon. Ali Koç Rogon'un menajerlik şirketinin Roger Whitman'a çok enteresan ifadeleri var. Ee, onların araya gireceğini düşünüyorum. 31 yaşında. İkincisi Musa Dembele. Musa Dembele'de 15 milyon euro piyasa değeri var. 26 yaşında bir isim. Hani e, bizi sever. Senegal şey ya da Mali o taraftaki isimler hani e, Fransa adına genç takımlarda oynamış ama hani Mali asıllı oyuncu. 28 maça çıkmış, 3 gol, 1 asist, 1056 dakika. Eminim talipleri düşüşe geçmiştir. Atletico Madrid serüveni var. Olimpik Lyon zaten malum. Celtic, Fulham. Yani İngiltere Ligi'nde de oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Paris Saint Germain altyapısının ürünü. Ben şunu söyleyeyim. Firmino ya da Musa Dembele ya da ikisinin bir arada gelme ihtimali Edin Dzeko'dan çok çok daha yüksek. Evet Edin Dzeko'nun piyasa değerinin bu kadar düşük olmasına. Bak öne ilgili şunu söyleyeyim. 34 maç 1654 dakika. Yani yaklaşık 18 maç. 12 gol 5 asist. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 gol 1 asist 416 dakikada. Premier League'de 1155 dakikada 10 gol 4 asist. Ben ne yapıp edip Firmino'nun alınması gerektiği tarafta arayayım. Bilmiyorum siz ne söylersiniz ama ben size Fenerbahçe ile ilgili transferde bir müjde vereyim. Roberto Firmino Fenerbahçe'ye çok 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 yakın Hocam Galatasaray alacakmış. Hocam Beşiktaş alacak. Ya tabii ki onların duyumcuları da kendi takımlarına yakın olduğunu söylüyorlar ama benim bildiğim sıcak bir olay var. Musa Dembele bize uzaklaştı. Sanırım Milan'a gidecek. Onu söyleyeyim. Edince o konusunda ya 37 yaş. Yani alayım ben az futbolcu diye. Bak Ali Koç gider Edince Koy alırsa biz avucumuzu yalarız. Çünkü az futbolcu diye Ceko'yu alan Ali Koç bizi perişan eder. Onu söyleyeyim. Di Maria Türkiye, Türkiye sınırları içerisine gireceğini zannetmiyorum. Arda Güler bir sene daha devam edecek gibi duruyor Fenerbahçe'de. Lincoln Henrique için ben Temmuz diyorum dönüşüne. En azından bir salon çalışmalarına Temmuz'da başlar diyorum. Dediğimi unutmayın. Bak kendi bile Ekim derken Temmuz diyorum unutmayın. Jesus'un devam edip etmeyeceği meçhul Luan Perez Batçuay'ı ayı e, konuştuk Antalya Spor maçını. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Destekleriniz için arkadaşlar ve her türlü desteklerinizde bekliyoruz. Görüşmek üzere.